Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf eğitimlerinin 49. ders anlatım föyündeyiz. Üçgenlerde bu föyde Pisagor teoremini elde ederek problemlerini çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Pisagor teoremi herhangi bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir deyip Pisagor'un ne olduğunu izah edeceğiz. Dik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir arkadaşlar. Bizim için en büyük kenar burada. Hipotenüs, mesela buradaki BC kenarımız bizim için hipotenüs olacak arkadaşlar. 90'ı gören kenar. Bir dik üçgende hipotenüsün karesi, yani buradaki a kare, dik kenarların kareler toplamına eşittir arkadaşlar. Bu bağıntının tersi doğrudur. Yani a kare b kare artı c kare eşitse a'yı gören açı 90 derecedir. Arkadaşlar bizim özel üçgenlerimiz var arkadaşlar. Buna önemli üçgenler. Birincisi 3, 4, 5 üçgeni. 3K, 4K, 5K katları da mevcut. Örneğin 6, 8, 10 üçgeni olabilir. 9, 12, 15 üçgeni olabilir. Üçer katlarını alırsak. 5, 12, 13 üçgenimiz var arkadaşlar. Katları da yine yazılabilir. İşte 10, 24, 26 ikişer katını alırsak. Tamam. 8, 15, 17 ve son olarak 7, 24, 25. Bu üçgenleri aslında çok önceden de gördük. 8. sınıfta da gördük. Hani hatırlayabiliriz. Yine bir tekrar etmiş olduk. Şimdi Pisagor teoremini yapacağız arkadaşlar. Burada çünkü özel üçgenler görünmüyor. Mesela 2, 4 böyle bir özel üçgen görmedik. Hemen o zaman x kare eşittir diyorum. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4 artı 16. X karemiz 20 ise x'imiz kök 20 gelecek. O da 4 kere 5. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 kök 5. B şıkkında da aynı şekilde x kare eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi. Yani 9 artı 25. X karemiz 36, 34. O zaman x'imiz kök 34. 34 kök dışına çıkamıyor. C şıkkına baktık arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edersek hipotenüs 4. Kök 5'in karesi artı x'in karesi 4'ün karesine eşit olacak yani. 5 artı x kare 16'ya eşit. X karemiz 11. X'imiz de buradan karekök 11 gelecek. D şıkkına baktığımızda x kare diyorum yine. Artı 2'nin karesi. Hipotenüs burada 90'ı gören 13, kök 13. Kök 13'ün karesi diyeceğiz. Yani x kare artı 4 eşittir 13. X karemiz buradan 9. X'imiz de 3'e eşit olacak. Evet, burada özel üçgenlerimiz var arkadaşlar. 6, 8, 10 değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin ikişer katı alınmış. 5 şıkkına baktık arkadaşlar. 9, 12. Ne diyeceğiz? 15. Yine 3, 4, 5'in 3'er katı alınmış. 10 var, 24 var. 5'in 2 katı. 12'nin 2 katı. X'te ne olacak? 25'in 2 katı yani 50. 8, 15, 17 üçgeni vardı arkadaşlar. Hepsinin kök 2 katı alınmış dikkat ederseniz. O zaman X buradan 17 kök 2 gelir. Şimdi 20, 25 görüyoruz arkadaşlar. Bakın 5'in 5 katı, 24'ün 5 katı. O zaman x'e ne diyeceğiz? 3'ün 5 katı. Buradan 15 gelecek. 15, 20, 25 üçgeni. Burada da direkt görünüyor zaten arkadaşlar. 3'e bölmüşüz. 5, 12, 13 üçgenini 3'e bölmüşüz. O zaman burası da 12 bölü 3'ten 4'e eşit olacak x'imiz. Şimdi ise ABC üçgeninde arkadaşlar AC kenarımızın tamamı 15. Hipotenüsümüz 17. O zaman bu üçgen 8, 15, 17 üçgenidir. Şimdi ABD üçgenine baktığımızda da 6, 8, 10 üçgeni x'imiz 10'a eşit olacak. 32 metre uzunluğundaki bir elektrik direği şiddetli fırtına sebebiyle yerden 7 metre yukarıdan kırılarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yere devrilmiştir. Buna göre direğin yere değen ucunun direğin ayağına uzaklığı kaç metredir diyor. Arkadaşlar 7 metre yukarıdan kırıldığı için burası 7 metre. 32'den 7'yi çıkarttık. Kırılan kısımda 25 metre. Bu da 7, 24, 25 dik üçgenidir. Dolayısıyla yere değen ucuyla
yere uzaklığı, direğin ayağına uzaklığı 24 metre olacak. Yine bir Pisagor yapacağımız bir soru arkadaşlar. 4 birim, 2 birim, 8 birim, x birim verilmiş. X'i arıyoruz. Dikliklerimiz var. Dolayısıyla şu BD'yi çekip şöyle iki tane dik üçgen elde edeceğiz. Şimdi hemen buraya Y diyelim. Y bizim için hipotenüs oldu. Hem BCD üçgeni için hem de ABD üçgeni için. Şimdi hemen buradan Pisagor yapacak olursak 2'nin karesi artı 8'in karesi y kareye eşit olur. Yani burası 4, burası 64. Bu durumda y karemiz 68'e eşit olacak. Bu burada bir dursun arkadaşlar. Şimdi ABD'de yapacağız bunu. 4'ün karesi artı x kare eşittir y kare. Şimdi 16 artı x karemiz y kareyi bulmuştuk. Neye eşit arkadaşlar? 68'e. Bu durumda x karemiz neye eşit olacak? 52'ye. X de buradan 2 kök 13 gelecek. Bir havuzun kuş bakışı görünümü şekildeki gibi bir dik üçgen olup AD BC'ye diktir ve AD 24 birimdir. Dakikada 2 birim yol alan iki karıncadan birincisi 24 dakika sonra ABD yolunu izleyerek D noktasına, ikincisi ise AC yolunu izleyerek E noktasına gelmektedir. Buna göre iki karınca aynı anda ve sabit hızla hareket ettiklerine göre hareketlerinden kaç dakika sonra karşılaşırlar? Hız problemleriyle karışık bir geometri sorusu arkadaşlar. Şimdi dakikada 2 birim yol alıyorlarsa 24 dakikada neydi? Yol eşittir. Hız çarpı zaman, yani 48 metre 48 birim yol alacaklar arkadaşlar. Şimdi önce birinci karıncaya bakalım. AB B'den de D'ye gidiyor. Yani bu iki yolun toplamı 48. 48 ise arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz bu BD'ye x dersek burası 48 eksi x olacak. Şimdi bir özel üçgen olabilir mi diye bir düşünelim mi arkadaşlar öncelikle? Çünkü Pisagor yapmak birazcık daha yolumuzu uzatacaktır. Şöyle diyelim 24, 4'ün 6 katıysa 3'ün 6 katı nedir arkadaşlar? 18. 5'in 6 katı nedir? 30. Evet, 18, 30 bize 48 yaptı mı? Evet. O zaman arkadaşlar AB 30'muş. BD de yani X de neymiş arkadaşlar? 18. Burayı bulduk. ACE yolumuz da arkadaşlar bu toplamda 48. Şimdi bu dik üçgen dikten dikilmiş bakın. Alfa beta diyerek arkadaşlar kenarlarımızı bulabiliriz. Şimdi bunları bulduğuma göre bir sileceğim. Şuraya bir düzgünce 18 yazalım. Şuraya 30'u tekrar yazalım arkadaşlar. Burası 18, burası 30 geldi. Şuradan başlıyorum. Alfa dedim, beta dedim. Alfa dedim, beta dedim. Alfa beta 90 derece. Benzerlik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi alfayı gören burada 24 derece ise arkadaşlar. Bakın burada 24 derece. Yine ben şuraya y diyeyim. O zaman burası 48 eksi y olacaktır. İki üçgen birbirine benzerdir arkadaşlar. Bakın ABD ile ABD üçgeniyle arkadaşlar CAD üçgeni. CAD üçgeni birbirine benzerdir. Dolayısıyla burada beta'nın karşısında 18 var. ADB'de beta'nın karşısında 24 var. Eşit olacaklar. Alfaya bakalım isterseniz. Alfanın karşısında burada beta'nın karşısına bak. Evet, alfanın karşısında 24 var. Burada alfanın karşısında şuraya x diyelim. 18, hatta önce bir sadeleştirirsek arkadaşlar daha rahat çözeceğiz sorumuzu. 6'ya böldüm. 3 6'ya böldüm. 4 şöyle 3'e böldüm. 8. O zaman x'imiz ne geldi arkadaşlar? 32. Yani şurası 32 gelmiş. Hipotenüsü nedir o zaman arkadaşlar? Burası 4'ün 8 katı 24, 3'ün 8 katı 5'in 8 katı yani ne yapacak arkadaşlar? 40. O zaman y'mizi de bulduk 8. Şöyle. Şurayı da o zaman rengimizi değiştirelim. Çözmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar burası 30. AC'de 40 geldi. O zaman BC'nin tamamı ne gelecek arkadaşlar? 50. Şimdi EC 8, BD'de 18 yaptı bize 26.
50'den 26'yı çıkardığımızda da ne olur arkadaşlar? 24. Yani şu ED arası mesafe 24. İki karınca dakikada 2 birim yürüyor. Birbirine doğru hareket ediyorlar. Kaç dakika sonra karşılaşacaklar? Bakalım. 24'ü ne yapıyoruz? Hızlar toplamına bölüyoruz. 24 bölü 4'ten 6 geldi. Zaten bunlar 24 dakikada buraya gelmişti. Yani A'dan yola çıktılar. 24 dakika geçti. D ve E noktalarına geldiler. Bir 6 daha ekliyorum. Dolayısıyla toplamda 30 dakika sonra karşılaşmış olacaklar arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. ABC üçgenimiz var. BEECDE birbirine eşitler. AD 6, DB 4 birim, AC'de 3 kök 5 birim. BC'yi soruyor arkadaşlar bize. Şimdi biz muhteşem üçlüyü görmüştük zaten. DC'yi birleştirelim bakın. DE, BE, EC birbirine eşitse bu açımız 90 derece olmalı. O halde arkadaşlar şuradaki ADC'de hemen şuraya bir x deyip ne yapıyorum? Pisagor yapıyorum. X kare artı 6'nın karesi 3 kök 5'in karesine eşit. X kare artı 36 45'e eşit olacak. Bu durumda x karemiz 9. X'imiz de arkadaşlar 3 geldi bakın. Yine özel üçgen çıktı o zaman. 3, 4, 5 üçgenimiz BC'de bu durumda 5'e eşit olacak. ABC üçgenimiz var. 5 birim, 7 birim, x birim verilmiş. BC'de ne diyor bize? 6 birim. O zaman HC nedir? 6 eksi x. X'i soruyoruz. AH'a H diyelim arkadaşlar. İki tane Pisagor yapacağız. Öncelikle H kare artı x kare neye eşit olacak? 5'in karesi 25'e. Şimdi AHC'den yaptım. H kare artı 6 eksi x'in karesi neye eşit olacak? 49'a. Arkadaşlar haşlarla işimiz yok. O zaman yukarı eksiyle çarpıp toplarsam ne olur? Haş kareler gider. 6 eksi x'in karesinden x kareyi çıkartırız. 49'dan 25 çıkarttık. 24. İsterseniz şurayı bir açalım arkadaşlar. Neydi? Birincinin karesi 36. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12x artı x kare eksi x kare 24'e eşit. X kareler zaten gitti bakın. 24'ü bu tarafa aldım. 12 karşıya attım. O eksi 12x'e 12x geldi. X'imiz buradan bakın bir birim geldi. Eğer şu açılımda şaşırırsanız arkadaşlar 6 eksi x ile 6 eksi x'i direkt çarpıp da bulabilirsiniz. Şimdi ise AB 8, BC 9, CD 4 birim verilmiş AD'yi arıyoruz. Hemen AD'nin hipotenüsü olduğu dik üçgenimizi çizeceğiz. Soru bitecek. Bakın bu şekilde devam ettirdik. Dikdörtgen çıktı. Bakın burası 8. BC 9'du. Demek ki burada 9. Bakın burası 12 geldi. 9, 12. AD'miz de bu durumda 15'e eşit olacak. Yukarıdaki verilenlere göre AE artı ED toplamı alabileceği en küçük değer kaçtır? Bakalım yukarıda ne verilmiş? E, BC'de herhangi bir yer. İlle burada olmasına gerek yok. Kaldık yerini değiştireceğiz birazdan. AB 2, CD 1, BC'de 4 birim. Arkadaşlar AE ile ED'yi arıyoruz. En küçük değeri nedir? E'yi öyle bir yerde seçeceğim ki doğrusal olsun. Değerimiz en küçük gelsin arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapacağım. Şurayı şöyle uzattım. AE'nin simetriğini alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Yani kısacası şimdi ne yapmış oldum arkadaşlar burada? E'yi tam buradan almayacağım. Tam şöyle bir nokta olsun ki arkadaşlar bizim için. Yani A'dan buraya E'ye, E'den tekrar buraya. Şurası doğrusal olduğu için biz bu yolu bulmuş olacağız arkadaşlar. En küçük değer olması için. Yani 2 birim uzatmış olduk. Hemen dik üçgenimi çizdim. Burası 2 birim. BC'de zaten neydi? 4 birimdi bakın. Toplamda burası 3 birim yaptı. Özel üçgenim ne oldu? 3, 4, 5. En küçük değer toplamın 5'e eşit olur arkadaşlar. Bir bilardo oyuncusu oynadığı bir müsabakada şekildeki gibi üst
banttan bir vuruş gerçekleştirerek topu gösterilen deliğe sokmak istiyor. Buna göre topun alacağı en kısa yol kaç santimdir? Benzer bir yol izleyeceğiz yine burada arkadaşlar. Hemen şu kısmı uzatıyorum arkadaşlar yine. Niçin? Şuranın simetrini alınca bakın tam böyle, bu şekilde doğrusal. Yani şu yolu bulmuş olacağız. En kısa yolum olmuş olacak şu yolumuz. O zaman burası 90. Şurası 120'ymiş arkadaşlar bakın. Şurası 30'du. Hemen simetrini aldığım için burada ne oldu? 30. Dolayısıyla şu kısım bizim için 30, 30, 60. 90 daha ne yapacak arkadaşlar? 150. Dolayısıyla 150. Burası 200 çünkü 40 santimi diğer tarafta kaldı. 150, 200 yani 3'ün 50 katı, 4'ün 50 katı. Burası da 5'in 50 katından neye eşit olacaktır arkadaşlar? 250. Deminki sorunun aynısı. Çok benziyor. Şimdi güzel bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bir dörtgende köşegenlerimiz dik kesişiyorsa arkadaşlar karşılıklı kareler toplamı birbirine eşittir. A kare artı C kare, B kare artı D kareye eşit olur. Örneğin 4'ün karesi artı kök 29'un karesi 3'ün karesi artı x'in karesine eşit olacak. Burası 29, burası 16, burası 9 artı x kare dedik. 16, 29, hatta şu 9'u diğer tarafa atalım, 20. 36 eşittir x kare ise x'imiz bu durumda 6 gelir. Şimdi aslında B şıkkı da aynı bakın. Mantıken şunu şöyle açtığımızı düşünün arkadaşlar. Katlanmış gibi düşünürsek burası 1, burası x. Yine karşılıklı kenarlar, kareler toplamı birbirine eşit gelecektir. Burası 49, 64, burası 65 oldu. X kare 65'ten 49'u çıkarıyorum. Ne geliyor bize? 16. Bu durumda x'imiz de 4'e eşit olacak.